Evet, seyircilerimize de hatırlatalım. Ispanaklı el açması. Cemile'nin yanında da yoğurt ile servis etti. Cemile Hanım, ya bıçaklarınız kesmiyor ya da böreğinizin altı bayağı sert olmuş. Evet, Mesut, senin börekle ilgili yedin galiba yorumu. Yeterince yedin mi bu arada? Evet, yedim. Yemeye devam ediyorum. Yani tadı çok güzel. Bence bitirmelisiniz. Tadını ben yorumlayayım isterseniz. Böreğin pişmesi güzel gerçekten. Parmağınızı rica etsem bu arada. Tabii ki. Böreğin pişmesi güzel diyorsun. Evet, çıtırlı falan güzel. Ben böreği keserim. Yağ oranım da güzel. Bıçakla kaynaklanıyor. Yok, kesmeyin. Elinizle yiyin. Biraz da alabilir miyim? Tabii. Öyle yapacağım bir dahakine. Teşekkür ederim. Pişmesi güzel diyorsun Mesut. Evet. Bunu duymak sevindirici. İç harcı ıspanağın ben hamurlaştıracağını düşünmüştüm. O da başarılı. Ispanağın su oranı güzel. Ama gerçekten tuz durumunda sizin bir tuz eksikliğiniz var. Çorbada da tuz var. Bence sizin damak tadınızda bir sıkıntı yok, var. Yok, ben doymuş lezzetleri seviyorum. Tam baskın olan lezzetleri seviyorum. Şey bırakmıyorum, yorum bırakmıyorum yaptığım yemeklerde. Tam tadında veriyorum ve yani yaptığım yemeklere gerçekten... Kararında kimsenin... tuzunu evet, koyuyorum. Her şeyin tam olmasını istiyorum. Baharatından tuzuna kadar. Yaptığım yemekleri yerken yiyen kişinin tuz veya baharat ihtiyacı duymasını sevmiyorum. O yüzden de o şekilde... Doğrusu da o aslında. Evet, öyle olması gerekiyor. Ya da profesyonel bakıyorum ben bir şey. Bence... Böreğin yaparken içine koyduğunuz ıspanak dediğim gibi başarılı ama keşke hani peynir veya farklı bir şey destekleseydiniz ıspanağı. Ben peynirli sevmiyorum. Böreğe daha çok yakışını düşünüyorum. Peynir değil de pırasa kullanabilirdiniz mesela biraz da içine. Yok, ben ıspanaklı börek yaptığını tercih ederim. Ispanaklı börek yaptınız, ıspanaklı böreği desteklemesi açısından konuşuyorum. Ispanak lezzetsiz olmuş. Sadece ıspanak yapmışsınız, okey. Keşke tadı lezzetli olsaydı. Tadı mı yok diyorsunuz? Evet, tadı yok. Börek tamam. Hamuru güzel, açmışsınız, elinize sağlık. Ama dediğim gibi iç harcı, ıspanak kısmı güzel değil. Yani şu şeye önem verirseniz, çıtır çıtır olmuş mu, içi pişmiş mi, yani yanmış mı, hiçbir şey olmamış değil mi? Söylediklerimi tekrar mı etmem gerekiyor? Söyledim ya, hamur pişmiş, güzel, çıtır. Yani beğendiğinizi anlıyorum ben buradan, değil mi? %50, %50 diyelim. %50 mi böyle bir böreğe? Evet. Puanı nasıl olacak peki %50-50 beğendiği şey? Şöyle söyleyeyim ben... 0.5 mi vereceğim veya... Yok, hayır. Bir, mesela senin için ara yemek 2 puansa 1 puanı mı iniyor, öyle mi oluyor? Öyle olacak, evet. Hmm. Söyle ama Mesut Bey, ben bir yanıt verebilir miyim? Soru mu sordu sana? Şöyle bir şey soracağım. Buyurun. Daha doğrusu. Siz gerçekten aşçısınız, evet. Bunu beyan etmişsiniz ama tabii ki şüphem var. Yani bayan ıspanağı gayet öldürmüş, cenazesini okumuş. İçi de bomboş. Ben sadece hamur yedim. Siz nasıl ıspanak oranı normal diyebiliyorsunuz? Hamur yedim değil mi? Melek Hanım, buna ben hamur yedim diyorsanız... Aa, hayır yani serpiği için bir şey demiyorum. Ama bakar ben de mısınız? Sizin buradan sonra bir göz doktoruna gideyim. Bir bakar mısınız? Yani ağzıma siz aldığımda da yok. Ekmeği de hamur dediniz, ekmek pişmiş. Ama zaten ıspanağın pişmesine bir şey demiyorum. Ispanağı öldürmüş, ıspanağın tadını alamadım dediğiniz sebep bence bu. İkincisi boş yani. Boş hayır, bir şey yedim ben. Ispanağın içindeki boş lezzetinden mu bahsediyorum ben? Tabii ki boş bir şey yediniz, öyle mi? Bakar mısınız? Böreğin içine ıspanağı doldurmuş. Ya da onun ıspanağından mı bölüp yiyeyim? Ama bakın yani ıspanak eser miktarda var içinde. Sen hamuru, boş ver. Hamur işte eser miktarda. Ben dışarıda yerken eser miktarda yemiyorum. Ya da misafirlerime ikram ederken bu ıspanaklı börek diyeceksem eğer, ben bunu keserken buradan ıspanakların görünmesini istiyorum. Yani tat olarak da onu almam lazım. Ölmüş bir ıspanak, kökleri de burada. Niye karıştırıyorsun Cemile? Hatta yaprağı yok bile diyebilirim yani. Pardon. Aras Bey bence boyunu göstermek istiyor. Sürekli ekran karşısında mutfağa geliyor. Burada ayağa kalkıyor. Galiba kendini göstermek istiyor. Aras Bey dikkat mi çekiyorsunuz? Teşekkür beni mi sabote ediyorsunuz? Yorum yapıyorum burada. Bir daha kalkmazsanız sevinirim. Bir şey olursa ya, benden rica ederim. Rahatsız olduğum bir şey düzeltmek tamam, istiyorum. Tamam, şurada yamuk şu niye sizi rahatsız etmiyor? Bunun da o zaman şu şekilde durması lazım. Niye böyle durunca sizi rahatsız etmiyor? Mesela öyle durunca şu an normal. O yani öyle durabilir çünkü. O öyle durabilir. Niye öyle durabilir? Aşağıya bakıyor. Yaprağı aşağı bakıyor şu an, kaşığını da peçeteye koymuş, buyurun. O öyle durabilir ama o öyle duramaz. Yani benim ben rahatsız olmadım, siz neden o kadar rahatsız oldunuz? Ben rahatsız olurum çünkü ben yorum yapıyorum burada. Evet, cevap veremiyor Cemile Hanım. Biraz dikkat dağılıyor Aras Bey kalktığında. Bir şey göstermeye çalışıyorum. Ben boş bir börek yedim, bende ıspanak yok. Başka bir böreğiniz var mı? Aa, ıspanak var, getirebilirim. Getirin, var, yedekli yaptım. Yani. Her şeyimden fazla yaptım, verebilirim. Yani verir kestiğim misin zaman buradan ıspanak görünmüş. Yiyeceksiniz değil mi? Getireceğim size. Tabii ki yiyeceğim ya. Aç geldim, yiyeceğim tabii ki. Ben teşekkür ederim. Tabii ki, buyurun. Aa, bir siz beğendiniz, yorumunuz alabilir miyim? Yorumunu yemiş ama Aras Bey yemiş. Yok, ben aldım böreği beğendim. Aa, yorumumu süper yapacağım. Değil mi? Teşekkür ederim. Şu an giderken eli boş tutmasın diye. Tamam, şöyle alırsam sabah kendisine. Afiyet olsun Aras Bey. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Size tekrar böreği böreğinize baktığımda da ben görmüyorum ıspanak. Yok yani, öldürmüş ıspanak. Ispanağın o sululuğu, canlılığı ki bu çarşaf böreği kıvamında bir börek açılmış. Hani bunu sen o şekilde görmek isterdim. Sen bunu ya? Göremiyor musun şu ben an? Ben göremiyorum Zoyla Hanım. Ya benim yaptığım börek bu değil. Bunu ben size yapayım.
Gelin buyurun yiyin. Böreği beğenmedi. Böreğin Allah aşkına şuna bak, neresi pişmemiş ya? Hamur diyor. Yemiş, yarısını yemiş zaten. Börek mi kalmış burada? Kadın galiba aç gelmiş, bunu doyurmak için şimdi yapıyor. Şimdi bence tad olarak mı, miktar olarak mı? Miktar olarak da önemli, tad olarak da önemli. Öldürmüş ıspanağı. Tamam, hiç zaten ıspanak ölmesi ölmeden gerekiyor. Ölmeden nasıl yapacak? Geri mi kalması gerekiyor? Çiğ koyduğumda da ağzıma ıspanak çiğ geldi. Ay soğan ağzıma geldi. Ya nasıl olur zaten? Ispanağı arkadaşlar, canı nedir ki? Fırına girdiği an zaten ölür. Börek Hanım, bence siz sorun arıyorsunuz. Hani böreğin içerisindeki ıspanağın miktarı gayet iyi. Siz benim evime geldikten sonra beni komşularıma ve çevreme sorabilirsiniz ki ben ıspanak böreğinde ustayım. Ben sormayacağım. Yaptığınız ben menüyü... Ben ustayım gerçekten. Ispanak dediler mi sadece akla ben gelirim. Daha önce de yapıp satmışlığım pastanelere vermişliğim de var ayrıca. Ben yıllardır ıspanaklı börek sözünüzü yiyorum. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Denilir misiniz gayet lütfen? Güzel ben hamur yemek kendisi. İstemiyorum. Benim için ölmüş bu ıspanak. Bakın ölmüş, kurumuş, bitmiş yani. Iki... Hem kavurup hem fırında pişirip çarşaf böreği yapıyorsa ispanak, bu kadar öyle olmaması siz gerekiyor. Siz ıspanaklı böreği herhalde ıspanağın arasına yufka koyarak yapıyordunuz. Çünkü gayet içinde ispanak bunun ıspanak var. Var diyoruz. Ispanak var. Eğitimini almamış olabilirim ama ıspanaklı böreğin nasıl yapıldığını gayet iyi biliyorum. Bu çarşaf böreği kıvamında, formunda bir yufka açıldığı için bu ıspanağın biraz daha sulu olması lazım. Tamam. Ben bunu şeflerden de izlemiş insanım ve bu konuda profesyonel yani hiç iddialaşmıyorum. Eğer tepsinin içinde kare kare keserek yapsaydı ıspanaklar böyle dururdu ama bu gül böreği şeklinde. Gül böreği her tarafını eşit derecede dağıtırsa bu gül böreği patlar. Patladığında da kenarlarından bakın, çıkar ve yanar. Bakın ben ıspanak tadı alamadığımı da söylüyorum. Siz ıspanak beni tadı alamıyor musunuz? Ölmüş çünkü ıspanak. Neresi ölmüş? Cemil Hanım'ın demin mutfakta ekmeğin yanmadığını iddia ettiği gibi bir durumdan bahsediyorsunuz şu anda. Ispanak tadı karavarmaya dönmüş. Cemil Hanım karavarmaya dönmüş yani. Ispanağın harcından varsa kenarına koy. Evet var, getirebilir misiniz? Evet bence getir. Ispanaklar pişirmeden yaptığım için yanma ve ölme ihtimali sıfır. Bunları sadece ben tuzla iyice yıkadıktan sonra tuzla iyice bir yoğurdum zaten bunu. Bu böyle olur. Siz nasıl ıspanaklı börek yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben ıspanaklı börek için kimseyi tanımam ki. Ben size günümde ikram edeceğim. Sen tanımıyorsun, o da değil ıspanaklı börek için beni melek gelir. O zaman yarışalım yani karşılıklı. Benim üstüme kimse börek yapamaz ya. O zaten ıspanaklı börek deyince meleğe geliyor. Ben Melek Hanım'ın ıspanaklı börek istiyorum. Valla ben de merak ediyorum. Şimdi nasıl yapacağız? Ben tadına bakmak istiyorum. Sadece ıspanak mı yiyeceğiz, börek mi yiyeceğiz çok merak ediyorum. Beklentileri ne istiyorsanız onu yiyeceksiniz. Bakalım. Ispanağın arasında yufka saracak. Fırına atacak. Muhtemelen öyle olacak yani. Bence benim yemeğimi, mutfağımı görmeden nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Benim börek zorunda yaşam. Yaptığınız zaman bana yola çıkarak sizin yemekten aldığınızda ben inanmıyorum. Yani böbürlenmenize gerek yok şu anda. Ben ıspanağın acılığını, acıdığını ve öldüğünü düşünüyorum. Gayet de görüntüsü de o şekilde şu çiğ, anda. Çiğ salata değil bu. Pişecek tabii. Börek fırına girdi. Çiğerde mi yanına kadar mı pişmesi gerekiyor? Yanmış mı? Yanlışlık anlayışı bu mu? Hamur içindeki şey nasıl yanmış? Ama bu ne? Bu ne? Şu an bu sesi duyuyor musunuz? Ispanağın yanması için önce hamurun yanması gerekiyor. Melek Hanım bence siz çok saçma konuşuyorsunuz. Ben sizinle tartışmak istemiyorum. Bizimle tartışmıyor zaten. Gerçekten. Ben ev sahibine yorumumu iletiyorum. Ve gördüğümde bu ayrıca ağzımda acı bir tat oldu. Çorbaya dereotu değil de fınek maydanozu üzerine koysanız daha hoş olurdu. İçinde değil de. Ama tarifi öyle değil. Ben kendimi uydurmak her istemedim. Her tarif doğru değildir. Kendi tariflerimiz yani. Ben kendinizle çelişkiye düşüyorsunuz, bana yorum yapıyorsunuz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben o çorbanın üzerine eğer bu maydanozları koysaydım tabağıma geldi, maydanozlar üstüne ağzıma geliyor, ben bunu ne yapacağım diyecektiniz. Nereden biliyorsunuz? Siz bizi tanımıyorsunuz. Ağzınıza gelecek onlar, kaşığınıza gelecek. Gelebilir. Bu maydanoz tüm geldi tabağıma. Öyle diyecektiniz. Hayır ya, dekor için kullandığınız ürün bu şekilde gelebilir. Hani dereotuyla ikram ediliyor ki dereotu içinde karışsın, lezzet versin diye. Miktarı fazla. Ya. Evet, Gizem börek yorumunu alayım. Ben böreğini kuru buldum, o yüzden keselim. Bence oraya değil de ortalarını değerlendirmek gerekiyor. Ortaları ben ıspanağın olmadığını düşünmüyorum. Ispanağı var, böreğin lezzeti evet. Güzel. Ispanak, güzel. Evet, beğendim. Var. Yoğurt da uyumu da gayet güzel. Ben böreğinizi beğendim. Ben afiyet de beğendim. Olsun. Sen beğendin afiyet Mara. Olsun. Gayet beğendim. Olsun. Gayet lezzetli, pişmesi de gayet güzel. Evet, bıçaktan kaynaklı bıçaktan kaynaklı. Pişmesi ama yani çıtır çıtır incecik açmışsın. Lezzet de güzel. Sadece şurada bir benim de eleştirim olacak. Mesut'a katılıyorum orada. Ispanağa birazcık peynir veya birazcık baharat biraz yakışıyor. Evet. Ama sen sadece ıspanaklı tercih ettin. Ve onu yapmış mısın? Evet yapmışsın. Evet. Ispanak ölmüş veya yokmuş içinde bunlara kesinlikle katılmıyorum. Benim tek beğenmediğim kısmı... Demin dereotu fazla dedim, duymadın. O eyvallah. Dereotu fazla geldi. Sizin üstüne mi fazla geldi? Bastırdı ama kıvamı falan güzeldi. Böreğin bence çok güzel. Afiyet olsun. Ellerine sağlık diyelim. Bunu da ister miydin?
ana yemek için? Yok onu peki. İstemiyorum onu. Tamam onu peki. Ispanaklı börek denince benim meşhur böreğimdir. Başka börek zaten yapmıyorum genelde. Çünkü gelen herkes ıspanaklı börek istiyor benden. Bu konuda profesyonel olduğum için gerekli yorumları yaptım. Ayrıca şeflerimizin yeşili siyah görmeleri gerçekten muhteşemdi. Melek Hanım'ın yarın ıspanaklı böreği yapacağını düşünüyorum. Çocuklarına bakan bir anne. Ben ev hanımlarını her zaman bu konuda başarılı bulurum ki başaracağını da düşünüyorum kendim.